Yukarıdaki bilim insanları ile atom modellerinde öne çıkardıkları atoma ait özellik aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Thomson, Dalton, Rutherford, Bohr. Yörünge kavramı Bohr atom modeline aittir. Dolayısıyla 4 ile eşleştirebiliriz. Çekirdek kavramı ilk kez Rutherford atom modelinde yer alır ve Rutherford yaptığı deneylerle bulmuştur. Nötr, Thomson atom modelinde ilk kez yer alır. Proton ve elektron sayısının eşit olduğunu Thomson bulmuştur. Bölünmezlik Dalton atom modelinde yer alır. Dalton atomun bölünemez, parçalanamaz, yekpare, sert bir yapı olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla 1 burada C ile 2D ile CD ile başlıyor. CD, CD. Daha sonra 3 B ile devam ediyor. 3 B, 4 de A. Cevap C şıkkıdır. PO4 3 eksi iyonundaki toplam proton, nötron ve elektron sayısı hangisine doğru verilmiştir? Şuraya yazalım PO4-3 PO4-3 Önce proton sayısını bulalım. Fosfor bir tane fosfor var burada bir tane ve fosforun proton sayısı 15 15 artı oksijenin proton sayısı 8 ve 4 tane oksijen var burada 8 çarpı 4 15 artı 32'den proton sayısı o zaman burada 47. Nötron sayısına bakalım sonra. Bir tane fosforun nötron sayısı burada 31'den 15 çıktı 16. 16 artı 16'dan 8 çıktı 8. Oksijenin nötron sayısı 8 ve 4 tane oksijen var. 8 çarpı 4 yine 16 artı 32'den 48. Elektron sayısı proton sayısı ile aynıdır ancak eksi 3 olduğu için demek ki dışarıdan 3 tane elektron aldı proton sayısı olan 47'nin üzerine 3 tane de elektron aldı. Demek ki 50 tane elektronu var. Çünkü oksijenin proton sayısı 8, elektron sayısı da 8. 15'e 15. Dolayısıyla 47 48 50. Cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinin kimyasal özelliği aynıdır? Tancık çiftlerinin kimyasal özelliği aynı olabilmesi için proton ve elektron sayısının aynı olması gerekir. Burada azotların proton sayısı eşit ama azot 3 eksinin elektron sayısı 10. Burada ise nötr olduğu için 7. Yani elektron sayıları aynı değil. O zaman kimyasal özellikleri aynı değil. Burada zaten direkt proton sayıları farklı. Burada da proton sayıları farklı. Burada da proton sayıları farklı. B, D ve E'nin zaten kimyasal özelliği proton sayısı farklı olduğu için farklıdır. Burada ise oksijen proton sayıları aynı. İkisi de eksi 2 yüklü iyon yani elektron sayıları ikisinin de 10. Elektron sayıları proton sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır. Aşağıda bazı atom modellerinin görselleri verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerden her biri bu modellerden yalnızca bir tanesiyle eşleştirilirse hangi seçenek açıkta kalır? Pozitif yüklü küre içinde Pozitif yüklü tanecik sayısı kadar negatif yüklü tanecik homojen dağılmıştır. Thomson atom modeline ait bir görüştür. Dolayısıyla A'yı Thomson'la eşleştirebiliriz. Bir elementin tüm atomları özdeştir görüşü Dalton'a aittir. Dolayısıyla B'yi de Dalton'la eşleştirebiliriz. Pozitif yüklü tanecikler çekirdek denilen küçük bir hacimde toplanmıştır. Rutherford'a aittir. Dolayısıyla C'yi de Rutherford'la eşleştirebiliriz. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu uzay bölgelerine elektron bulutu orbital denir. Buradaki hiçbir görseldeki görselde yer alan modelle eşleşmez. Modern atom modeliyle eşleşir. Dolayısıyla bu olmaz. D şıkkı burada açıkta kalacaktır. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder. Bor atom modeline aittir. Aşağıda Rutherford'un alfa saçılması deneyinden bir kesit verilmiştir. Atom üzerine gönderilen alfa ışınları A, B ve C olarak sembolize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A ile gönderilen ışınlar doğrudan geçiyor. Bu atomun boşluklu bir yapıda olduğunu gösterir ki A direkt geçebiliyor. B ile gösterilen ışın çekirdeğe çarpıyor ve çekirdekten yansıyor. C ile gösterilen ışın ise elektronlarla etkileşimden birazcık bir yansıması var. Buna göre A ışınlarının sayısı B ve C ışınlarının sayısından fazladır doğru çünkü atom büyük bir kısmı boşluktan ibarettir. Dolayısıyla gönderilen bu ışınlarda atom büyük bir kısmı boşluk olacağı için A ışınlarının sayısı B ve C'den fazla olacaktır. Zaten B'nin sayısı çok az olacaktır. Çünkü çekirdek atomun merkezinde çok çok küçük bir hacimde toplanmıştır. B ışınlarının sayısının çok az olması pozitif yüklü taneciklerin atom merkezinde küçük bir hacimde toplandığını gösterir ifadesi doğrudur ki gerçekten de atomun merkezinde çok küçük bir bölgede olduğu için B ışınlarının sayısı çok az olacaktır. C ışınlarının davranışı atom içinde negatif yüklü taneciklerin varlığını ispatlar da Çünkü elektronlar negatif yükler olmasaydı aynı A gibi C'de hepsi doğrudan karşıya geçecekti. Sadece çekirdeğe çarpanlar yansıyacaktı. Demek ki elektron gibi tanecikler var ki birazcık daha açısı sapıyor. Dolayısıyla üçü de doğru cevap E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda çeşitli varsayımlar ile bu varsayımların bulunduğu atom modelleri işaretlenmiştir. Hangi varsayımlar ile ilgili işaretlemelerde hata yapılmıştır? Atomda büyük boşluklar vardır. Thomson atom modelinde yer almaz. Thomson atom modelinde boşluklar yoktur. Burada çarpı olması gerekiyordu. Rutherford'da atomda büyük boşluklar vardı. İlk kez Rutherford'da yer alır. Dolayısıyla çarpı değil. Burası doğru olması gerekiyordu. Bor ve sonrasında devam eder. Dolayısıyla bir de hatalar vardır. Atomda negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir. İlk kez Thomson'da yer alır doğrudur. Sonraki tüm atom modellerinde de aynı şekilde devam eder. Dolayısıyla burada herhangi bir hata yapılmamıştır. Yani iki doğrudur. Biz hatalı olanları arıyoruz. Elektron çekirdek etrafındaki yörüngelerde dairesel hareket eder. Thomson'da böyle bir görüş yoktur. Rutherford'da da yoktur. Dolayısıyla burada bir hata yapılmıştır. Bu ilk kez bor atom modelinde yer alır. Dolayısıyla 3'te de hata var. 1 ve 3'te hata var. Cevap C şıkkıdır. X kütle numarası 55 atomunun 2 artı yüklü iyonunda 23 tane elektronu vardır. Buna göre X o 4 eksi yonunda toplam proton, nötron ve elektron sayısı hangisine doğrudur? İşte X'i şuraya yazalım. Artı 2 yüklü yonunda elektron sayısı 23. Elektron sayısı 23. O zaman artı 2 ile 23'ün toplamı olan 25'te burada proton sayısıdır. Kütle numarası da 55 olduğuna göre... 55'ten 25 çıkarsa nötron sayısı olan 30'u bulabiliriz. O zaman x nötr halinde, nötr halinde proton sayısı 25, elektron sayısı 25, nötron sayısı da 30'dur. Şimdi buna göre xo 4 eksi için önce proton sayısını bulalım. X'in x'ten bir tane x'ten 25 tane proton gelecek. Oksijenden 8 tane proton gelir. Böyle 4 tane oksijen var. 8 çarpı 4. 25 artı 32'den buradan 30, 20, 50, 7 tane proton olacak. Nötron sayısı X'ten 30 tane nötron gelecek. 30. Oksijenden 16'dan 8 çıktı. 8 tane nötron var. Yine 8 çarpı 4. 30 artı 32'den 62 tane nötron var. Elektron sayısı proton sayısıyla aynıdır. Ancak burada eksi 1 yüklü bir iyon var. Yani dışarıdan bir elektron almış. Proton sayısı 57 ise elektron sayısı 57'ye 1 eklenmiş halidir. Yani 58'dir. Bu durumda proton sayısını 57 demiştik. Nötron sayısı 62. Elektron sayısı 58. Cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki şekillerde iki farklı hidrojen atomunun katma elektron dağılımı verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Hidrojenin proton sayısı 1'dir, elektron sayısı da 1'dir. Ve şekil 1'de bu elektron birinci yörüngede. Elektron zaten bir elektronu var ve bu birinci yörüngede olduğu durum temel halidir. Temel hal. Ancak şekil 2'de bu elektron ikinci yörüngeye geçmiş. Demek ki şekil 2'deki atom dışarıdan enerji almış ve elektron daha üst bir enerji seviyesine geçmiş. Yani bu uyarılmış atomdur. Uyarılmış haldir. Şekil 1'de hidrojen atomu temel haldedir. Doğru. Şekil 2'nin şekil 2'nin şekil 1'e dönüşmesi absorpsiyon ile gerçekleşir diyor. Ancak şekil 2'nin şekil 1'e dönüşmesi için bu elektronun birinci yörüngeye geçmesi lazım. Aldığı enerjiyi yayması lazım ki buna emisyon denir. Absorpsiyon ise enerji alarak daha üst enerji seviyesine şekil 1'den şekil 2'ye absorpsiyondur. Dolayısıyla 2 yanlış emisyon olması gerekiyordu. Daha yüksek enerjili olanı şekil 2'deki hidrojen atomudur. Doğru bu uyarılmış hal enerji alarak zaten şekil 2'ye geçti. Daha yüksek enerjildir. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 C şıkkıdır. Yukarıdaki atom modellerinin hangilerinde açıklamada yetersiz kaldığı durum doğru verilmiştir? Dalton aynı elementin özdeş olmayan atomlarının bulunabileceği konusunda yetersiz kalmıştır. Çünkü Dalton demiştir ki aynı elementin tüm atomları aynıdır yani özdeştir. Ama günümüzde özdeş olmayan atomlarının da bulunduğu biliniyor. Örneğin karbon proton sayısı 6. Başka bir karbon da mutlaka proton sayısı 6'dır. Ancak nötron sayıları farklı olabilir. Bunun 6, bunun 7 olabilir. Dolayısıyla yetersiz kaldığı durumlardan birisi Dalton. Daha farklı yetersizlikleri de vardır. Doğru verilmiştir. Bor, çok elektron taneciklerin absorpsiyon ve emisyon enerjisini yani spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Sadece tek elektronlu taneciklerin spektrumunu açıklayabilmiştir. Dolayısıyla da bu da yetersiz kaldığı durum doğru verilmiştir. Rutherford, çekirdek dışında yer alan elektronların davranışını açıklayamamıştır. Sadece şunu demiştir. Atomda çekirdek dışında elektronlar rastgele bulunurlar demiştir. Davranışlarını açıklayamamıştır. Bu durumda yetersiz kalmıştır. Bu da yetersiz kaldığı durumu doğru vermiş. Üçünde doğru vermiş cevap E şıkkıdır. Tabloda belirtilen tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Buradaki boşlukları da biz dolduralım. Elektron sayısı 18. Şöyle sağ alt köşe yazılır eksi 2 ile 18'i toplarsak proton sayısını buluruz ki 16'dır. Kütle numarası da 32 olduğuna göre kütle numarasından proton sayısı çıkarsa nötron sayısını buluruz. 32'den 16 çıktı nötron sayısı 16. Burada K artı kütle numarası 39 kütle numarasından nötron sayısını çıkartırsak 39'dan 20 çıktı. 19 olarak proton sayısını buluruz. Şöyle bir çizgi çekelim. 19 K artının o zaman 19 elektron sayısı 18'dir. Artı 1 18 daha 19 elektron sayısı 18. Burada elektron sayısı klorun 18 olarak verilmiş. Eksi 1 ile 18'i toplarsak proton sayısının 17 olduğunu bulabiliriz. Kütle numarası 37'den 17'yi çıkartırsak nötron sayısı da 20'dir. Şimdi buna göre izoelektronik taneciklerdir diyor bu üçü için. Evet elektron sayıları aynı. E, proton sayıları da farklı olduğu için izoelektroniktirler. Doğru. Klorun çekirdeğindeki temel tanecik sayısı çekirdekte proton ve nötron vardır. Klorun proton ve nötron sayısının toplamı yani kütle numarası 37'dir. Doğru. K artı ve Cl eksi nötron sayıları aynıdır. K artı ve Cl eksi nötron sayıları ikisinde 20'dir. Yani aynıdır. Doğru. S2 eksi ve Cl eksinin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellik için proton ve elektron sayısının aynı olması gerekir. Ancak bunlar farklı elementler olduğu için proton sayıları zaten farklıdır. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı olamaz. Farklıdır. Cevap D şıkkı. Elektron başına düşen çekim kuvveti en fazla olan elektron sayısı burada elektron sayıları aynı iken proton sayısı en fazla olan K artıdır. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Farklı elementlerin atomları olan X artı ve Y eksi iyonları için niceliklerinden hangileri aynı olabilir? bir kere farklı elementse mutlaka proton sayıları kesinlikle farklıdır. X artı ve Y eksi'nin örneğin X artı'nın proton sayısı 11 ise Y eksi'nin 11 olamaz. Örneğin 9 olabilir gibi. Dolayısıyla çekirdek yükleri kesinlikle aynı olamaz. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Farklı element olduğu için kesinlikle farklıdır. O zaman 1 olan şıkları atalım. Cevap burada çıkmış oldu. Artık diğer durumlar elektron sayıları aynı olabilir. Mesela 10, 10 bu verdiğim örnekte örneğin aynı, aynı olabilir. Nötron sayısı ikisinin de 10 mesela olabilir, 11 olabilir, aynı olabilir. Nükleon sayıları mesela bunun nötron sayısı 9 olsun, bunun nötron sayısı 11 olsun. Bu durumda ikisinin de kütle numarası 20'dir. Nükleon sayısı kütle numarası demektir. Aynı olabilir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır.